Yönetmenlik hakikaten zor bir şey gerçekten. Yani onu hakkını teslim etmek lazım. Yani evet. Zorluğu ayrıca konuşulacak bir şey. Yani. Ha, biraz çekirdekten yetişmek lazım. Dediğim gibi ben biraz geç başladığım için bu işlere. Hala geç başladım. Neyse, 30'umdan yani, sonra başladım. Yine yönetmenlik için 25'inde başladım. Yaş tabii ki hatta yönetmenlikte. Hatta 24'de başlamak gerekmez. Değil, değil tabii yönetmenliğin öyle bir sınırı hatta zaten yok. Hatta aslında dikkat aldım 23 falan yani. Evet, ama evet. Yani bu çok doğru gelmiyor bana yani yönetmenlik şey olarak. Yani belki doğru haklısınız ama hani ben şimdi gençlerle o enerjiyi gördüğüm zaman onlara da hani bu eksik taraflarını işte film diliyle alakalı çok fazla çalışma görmüyorum çünkü. Sinema okullarında bile biz sinema okurken de görmedik o şeyleri, eğitimleri. Ben sonradan dışarıdan almam gerekti. Bu teknik eğitimlere, teknik becerilere sahip gençlere film dili ve işte bunu manevi tarafla nasıl birleştiririz'i anlatabilirsem onlar daha hızlı bir şekilde o yönetmenliği onu aktarabilirler. Benden daha hızlı aktarabilirler yani diye düşündüğüm için. İki şey belki söyleyeyim. Birincisi haklı olduğum bir taraf var. Yönetmenlik hem alaylı hem de mektepte olmayı gerektiriyor. İşin teorisini bilmiyorsan evet. Esnaf olursun. İyi bir zanaat. Evet. Kar olursun. Ama sanatkar olabilmek için işin teorik tarafını bilmek gerekiyor. Kendini bilinçli olarak bir yere sürükleyebilmek, dünyayı şekillendirebilmek için. Alaylı olmadan da teorik olarak geliştirirsen çok daha çarpık hale geliyorsun. Evet. Tekniği tam olarak bilmiyorsun. Yani araba sürmesini öğrenmek, o kadar kitap okumak, araba sürmek anlamına gelmiyor. Evet, yani. Doğru. Böyle olduğu için hem alaylı hem mektepte olmakla iyi bir donanımla çıkmak gerekiyor. Biz de zamanında her ne kadar sinema eğitimi veren bir okuldan mezun olsak bile ki o dönemde çok yetersizdi dersler. Evet. Pratikte de bir iki şey yapmıştık. Yeterli donanım yoktu. İlk filmlerimizde daha amatörlük hakim oldu ve dolayısıyla millete de ya ama bunu seyretmeyin pozlarına kadar gidiyoruz yani. Çok daha güçlü bir donanım gerekiyordu.